Değerli arkadaşlar, bugün 2 Haziran 2020. Doğduğum şehir olan Kozan'ın kurtuluşunun tam 100. yılı, Fransız işgalinden, Ermenilerle destekledikleri Fransız işgalinden kurtuluşunun tam 100. yılı. O konuda da sizlere kısa bir bilgi vereyim. Çocukluğumda Kozan'ın kurtuluşu kutlanacağı zaman bir gün önceden devlet tarafından kişilere barut dağıtılır, kuru sık olmak üzere. Kozan'ın dört bir tarafından gece silah sesleri ortalığı güzel bir havaya sokardı. Yani kurtuluşu yaşatırdı bize. Dört bir taraftan, çünkü çeteler Kozan'a 2 Haziran'da girmiştir ve Kozan'ın kurtuluşuna işte damga vurmuşlardır. Yine ertesi gün törenler başladığında sabahtan Ulu Cami'de, Hoşkadem Camii diğer ismiyle Memlük Emiri tarafından yaptırılmıştı 1488'de. Oradan zincirlere bağlanmış bir genç kız gelinlik içerisinde, beyaz bir elbise içerisinde kurtarılır. Zincirleri çözülür. Sonra yürüyüşler yapılırdı, şiirler okunurdu. İşte o şiir okuyanlardan biri de bendim. Size yine babamın yazdığı bir şiir okuyacağım ama ondan önce şunları söyleyeyim. Bu mücadelede Fransızların işte 7-8 Mart 1919'da Kozan'ı işgal ettikleri bir tarihten itibaren aşağı yukarı kurtuluşta 2 Haziran 1920 olduğuna göre bir yıldan fazla bir zaman Fransız işgalinde kalmış. Özellikle Fransız güçlerinin yarısından fazlası bir takım gönüllü, komodor da deniyor bunlara, Ermeni çeteleri ve kan kusturmuşlar Türklere. Fırınlarda yakmışlar insanları. Kozan'daki fırınlarda hala duruyor bu fırınların bazıları. Orada yakmışlar, zulmetmişler. İşte bugünkü işte Sayınbeyli, o zamanki ismiyle Haçin, orası orada. Hemen aşağısında Feke var o bölgelerde. İşte Kozan'da büyük zulümlerde bulunmuşlar. Bunlara karşı, Fransızlara karşı yürütülen mücadele. Bu mücadelede yer alan birçok insan var tabii. Bugün rahmetle anacağımız, Allah onların hepsine rahmet eylesin. Yani aslında eşkıya olan bir kişi var, Gizik Duran diye. Pekeli aslında, bugünkü Pekeli. Gizik Duran, 40 Fransız ve Ermeni birliğinden oluşan bir Pekeli'ye doğru gelirlerken birliği tamamen yok etmişler. Haçin'e doğru giderlerken onları yok etmişler. Yine Arap Ali var tabii bunların içerisinde. Bu tür mücadeleler dışında tabii ki Kurdoğlu Hulusi'den tutun da Topalzade Halil'e kadar ki torunu benimle aynı sınıfta, ilkokulda beraber okumuştuk Mansur'la. Dolayısıyla böyle bir geçmişi var. Tabii Sivas'a, Atatürk'e bir heyet olarak gidiyorlar. İşlerinde şey de var, Kemal Bey var. Kemal Bey, Hulusi, Sayın Bey, bütün bunların bir takma at da veriyorlar. Mesela Kemal Bey'e Kozanoğlu Doğan Bey, Doğan Bey olarak anılıyor. İsimleri gizleniyor başlangıç olarak. Yine buna benzer olmak üzere Osman Bey var. Osman Bey de Tufan Bey olarak isimlendiriliyor. Daha sonra zaten bunların isimleri de şeye verilmiş. Tufan Beyli deniyor. Daha sonra Mağara dediğimiz bu eski ismiyle oraya. Sayın Bey var ki bugünkü işte Haçin'in ismi de Sayın Bey olarak oradan gelmiş. Bunlar var. İşte Mustafa Üstün var. Seyhlikzade Hasan var. Bunların hepsini aslında nasıl söyleyeyim, rahmetle anıyoruz. Hepsi bu ülkenin kurtuluşuna gerçekten büyük mücadele etmişler. Atatürk'ten aldıkları destekle de kurtuluş heyetini oluşturmuşlar Kozan bölgesinde. İşte Kozan 2 Haziran 1920'de de kurtulmuş. Bugün tam 100. yılı Kozan'ın kurtuluşunun. Doğduğum şehir
Kayseri'den Kozan'a geçmiş ailemizin bir kısmı. Orada Çukurören diye bir köy kurmuşlar. Rahmetli dedemi tabii biliyorum. Onun babasını sadece isim olarak biliyorum. Onun dışında ona Koca Süleyman derlermiş. Dedeme Küçük Süleyman derlerdi. Aslında küçük değildi, baba yiğit bir adamdı ama babasının ismini verdikleri için amcaları babası bir şekilde öldürülmüş. Onun üzerine bu ismi vermişler. Küçük Süleyman ismini vermişler. İşte rahmetli babam Mehmet Halaçoğlu o da. O da bayramlarda daha önceki yine bir video adımda belirttiğim gibi 23 Nisan'da da babamın bir şiirini okumuştum. Şimdi de yine babamın bir şiirini okumayı düşünüyorum. Kozan'ın kurtuluşu ile ilgili. O ilkokulda, lisede, ortaokulda babam şiir yazardı. Ya o zaman boyum da küçücüktü. Hatta mikrofon büyük geldiği için biraz da kenardan tutarlardı ve mikrofonu da öylece aşağı indirirlerdi. Öyle okurdum. Birçok kez şiir yazmışlar ama bir tanesini okumak istiyorum babamın. Onun aşağı yukarı 250 şiirden oluşan bir kitabını, bakın böyle, Gönül Dağarcığından diye 250 şiirini bir kitap haline getirdim. Bir o kadar daha var. İnşallah onu da hazırlayacağım. Ama şurasını söyleyeyim. Kozan'ın kurtuluşunu bütün Kozanlı hemşerilerime kutluyorum. Hepsine sevgiler ve saygılarımı yolluyorum aynı zamanda. Şimdi babamın yazdığı bu şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Düşmanlar bu yurda gözün dikince, fenalığın dört tarafı ekince, Fransız Kozan'a burnun sokunca, toplanıp el ele veren Kozanlı. Al bayrak yerine kara diktiler, çocukları süngülere taktılar, kimisini fırınlara attılar, olup bitenleri bilen Kozanlı. Kükreyen aslanlar zinciri kırıp, ol yüce dağları dolaşıp köylerden köylere erip, kahraman Kozanlı el ele verip, şehrin dört yanını saran Kozanlı. Her aslan çantarın aldı eline, on düşman yetmezdi anda birine, al bayrak dikildi kara yerine, güneşle şehre giren Kozanlı. Halaçoğlum der ki, unutma dünü, vatanın yoluna verelim canı. Bugün de gönülden silelim gamı, düşmanı bu yurttan süren Kozanlı. Evet, babamın da ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin ona da. Böylece bu virüs dolayısıyla Kozan'ın kurtuluşu pek kutlanamadı. Çok sönük tabii geçti. Halbuki dediğim gibi dört tarafından silah sesleriyle sabah şehre giren çeteleri sembolize eden kişiler girerdi. Ki o tarihlerde hala hayattaydı. O Kozan'ın mücadelesini, kurtuluşunu sağlayanlar benim çocukluğumda. Onlar da yine kıyafetlerini giyerlerdi. Kuvayi Milliye kıyafetlerini giyerlerdi. Kimisi madalyalarıyla beraber bir konvoy oluştururdu ve yürünürdü. Bugünkü adliyenin bulunduğu yerin arkasında herhangi bir bina yoktu. Kaymakamlık binasına kadar olan geniş bir bahçe vardı. Orada toplanılır. Orada bayram kutlanırdı. Bütün bayramlarda zaten orada kutlanırdı. Okullar gelirler yine. Öğrenciler gelir. Adeta herkese yaşatılırdı o kurtuluş havası. Gerçekten de çok zulüm görmüştü insanlar. Teyzem mesela 109 yaşında vefat etmişti. 13 yaşında iken ki 1902 doğumluydu. Her şeyi hafızasındaydı. Dedem 1972 yılında vefat etmişti. 96 yaşındaydı. Dolayısıyla o da her şeyi biliyordu aslında. Yine rahmetli amcam Abdullah amcam Ermenilerin saldırısına uğrayıp yaralanan kişilerden bir tanesi. Babam küçükmüş o zamanlar. Çünkü 317 doğumluydu. Yani 1918'de daha henüz 3 yaşında, 19'da 3 yaşındaymış. Küçükmüş henüz. Ama diğer amcalarım hepsini, dedem hepsini biliyordu, teyzem hepsini biliyordu. Ben tekrar
Kozan Kurtuluşu'nu tekrar 100. yılında kutluyorum. Kaymakam Bey'e, işte belediye başkanımıza, Kazım Bey'e ve bütün hemşerilerime selam ve sevgiler sunuyorum.